Bundan bir asır önce 29 Nisan 1916 tarihinde kazandığımız Kut Zaferi'nin 105. yılının hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Selman-ı Pak ve Kut çarpışmaları başta olmak üzere 1. Dünya Savaşı'nın tüm cephelerinde kahramanca mücadele ederek şehit olan, gazi olan tüm askerlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şair diyor ya, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte bizim milletimiz bu coğrafyadaki 1000 yıllık varlığı boyunca Anadolu'nun bozkırlarını, Ege'nin, Trakya'nın, Akdeniz'in o bereketli ovalarını, Karadeniz'in yeşil tepelerini, Doğu Anadolu'nun görkemli dağlarını, bugün bir kısmı sınırlarımız dışında bulunuyor olsa da insanlığın Fırat ve Dicle etrafındaki kadim yerleşimlerini tüm renkleriyle, Balkanları velhasıl vatanın her karışını kanıyla yoğurarak bayrağımızı oralarda dalgalandırmışlardır. Bu vatan bize kimsenin inayeti değildir. Bu coğrafya millet olarak bedelini halen her gün ödediğimiz, bize anamızın ak sütü kadar helal olan asli vatanımızdır. Terörle mücadelede şehit olan askerlerimize, polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Geniş bir coğrafyada 2200 yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden devlet geleneğimiz boyunca yüreğimizle ve bileğimize hakkını veremediğimiz hiçbir zaferimiz yoktur. 1400 yıllık İslam tarihinin bilhassa son 1000 yılında millet olarak bizim içinde olmadığımız hiçbir büyük mücadeleye rastlamak neredeyse mümkün değildir. Tüm medeniyetlerin, tüm milletlerin göz bebeği Anadolu'yu bunca yıldır vatanımız olarak muhafaza edebilmemizin gerisinde işte böyle büyük bir birikim bulunmaktadır. Batı medeniyetinde Türk, belli bir kavmin adı değil, tüm Müslümanları ifade eden bir isimdir. Dünyada 200 milyonun üzerinde bir varlığa sahip Türkçe konuşan toplumlar denince de akla önce bizim milletimiz gelir. Millet olarak temsil ettiğimiz bu geniş algının gerisindeki büyük mücadeleyi ve fedakarlıkları çok iyi görmek, çok iyi değerlendirmek ve idrak etmek mecburiyetindeyiz. Milletimizin, medeniyetimizin binlerce yıllık tarihi neredeyse 1919 yılında başlatan bir tarih anlayışını doğru bulmak mümkün değildir. Daha yakın bir zamana kadar okutulan tarih kitaplarında olay şöyle anlatılır. Savaş başladığında Basra'ya çıkan İngilizler Kutül Amare'de yenilgiye uğratıldılar. Bu kadar. Öncesi, sonrası yok. Hatta İngilizlerin kimin yendiğini dahi yok. Hepsi bu kadar. Halbuki İngilizler 1918 yılında İstanbul'u işgal ettiklerinde ne yapmışlardı? Şehirde kendilerine ait tüm bürolarda üzerinde Kut'u hatırla yazan tabelalar asmışlardı. Dikkat ediniz, yenilen taraf. Bu savaş asker ve sivil tüm vatandaşlarına bir ibret vesikası olarak hatırlatırken biz ise kendi zaferimizi unutturmak için adeta elimizden geleni yapmışız. Aynı dönemde İngiliz Dışişleri Bakanı İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserine şu talimatı gönderiyor. Mısır ve Hindistan'daki Müslüman uyruklarımızın Türklerin tamamen yenildiklerini anlamalarını özellikle istiyoruz. Bu İslamcılığa, Turancılığa ve genel olarak İslam'ın siyasi gücüne öldürücü bir darbe indirecektir. Maalesef biz resmi tarihimizi yıllarca tam da İngilizlerin istediği gibi düzenlemişiz. İşte 1. Dünya Savaşı yıllarında uğruna on binlerce, yüz binlerce evladımızı feda ettiğimiz Bağdat, Basra, Hicaz, tüm o bölge bizim için dün hangi anlama sahip ise bugün de aynı hassasiyet içindeyiz. Bugün vesilesiyle bizler de Ayvacık Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Kutül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümü münasebetiyle bir program hazırladık. Tabi bu program pandemi şartlarından dolayı fiziki bir ortamda değil, dijital olarak hazırlandı. Programda emeği geçen öğretmenlerime, öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Kutül Amare'yi ve unutturulmaya çalışan tüm zaferlerimizi milletimize, özellikle de yeni nesilleri anlatmaya devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Amare zaferi, dünya ülkelerinin yeni bir oyunuydu. Üzerimize oynanan, amaçları bizi bölmek, parçalamak, petrollere ulaşmaktı. Kahraman Türk ordusu gösterdi kendini İngiliz ordusuna. Güçlüydüler topla tüfekli ancak Türklerin iman gücünü, bölünmez bütünlüğünü hesap edemezlerdi. Binlerce asker, binlerce subay. Irak'ın Kut bölgesinde diz çöktü komutanımız Halil Paşa önünde. Sonmaz bu zaferi tüm dünya duydu. Yazdı tüm gazeteler Türk'ün zaferini. Bir kez daha tüm dünya gördü bizi. Çankaya'dan sonra en büyük zaferimiz kutluyoruz bugün. Her zaman anlatıyoruz bu güzel günümüzü. Unutturmayacağız Osmanlı'nın başarısını. Vermeyeceğiz adımızı tek parçasını. Öçükenden bu yana bir sevdanın eline en hüzünlü tahattür, türkü Türk'ün dilinde. Şu Eda bulutları ve Selçuk'un yerinde, İslam'ın son kalesi, her şey onun elinde. Dilde Allahu Ekber, dilimizi yeneriz, Kutürk ameleye bak, biz gökleri deriz. Dilde Allahu Ekber, dilimizi yeneriz, Kutlu amareye bak, biz gökleri deriz. Dilde Allahu Ekber, dilimizi yeneriz, Kutul amareye bak, biz gökleri deleriz. Dilde Allahu Ekber, yenilmezi yeneriz. Kutul amareye bak, biz gökleri deleriz. Öçükenden bu yana bir sevdanın elinde, en hüzünlü tahattür, türkü Türk'ün dilinde. Şu Eda bulutları ve Selçuk'un yerinde, İslam'ın son kalesi, her şey onun elinde. Dilde Allahu Ekber, yenilmezi yeneriz. Kutul amareye bak, biz gökleri deleriz. Yürekte var bu iman, arşı yere sereriz. Çöle yazılan zafer, göğsümüzü gereriz. Ey Türk, kim olduğunu hatırla. Adın ne senin? Vahşi, yırtıcı, barbar Avrupa, sana hasta adam demeden önce adın neydi senin? Dur ve düşün. Aç ve kudurmuş Avrupa, sana esaret gömleğini biçmeden, vatanın müstemleke olmadan, mazine dön ve kim olduğunu hatırla. Atalarımız, vahşi Avrupa karşısında, bugün kana boyanan sahranın, saf ve masum çocukları, Afrikalıların hamisi değiller miydi? Peki. Kardeşlerim, Afrika'yı, Asya'yı, Ceziretül Arab'ı, Hindistan ve Turan diyarlarını, esir eden vahşi ve yamyam Avrupa gözünü şimdi de senin topraklarına dikti. Bütün cihanı müstemleke etmeye çalışanlar bizim de idam kararımızı verdiler. Kardeşlerim, Afrika'yı, Asya'yı, Ceziretül Arab'ı, Hindistan ve Turan diyarlarını esir eden vahşi ve yamyam Avrupa gözünü şimdi de senin topraklarına dikti. Bütün cihanı müstemleke etmeye çalışanlar bizim de idam kararımızı verdiler. Çünkü Asya'nın, Afrika'nın, cihanın geri kalanın yağmalanmasına biz Türkleri engel olarak görüyorlar. Bizi ortadan kaldırmak için münasip vakti beklediler. İşte sıra bize de geldi. Düşman boyun derisine saklanmış gene misali bizim de kanımızı emmek için bekliyor. Şimdi bize
her zamankinden daha çok vazife düşmektedir. Kim olduğunu hatırla ve ayağa kalk. Düşman bir olup üstümüze gelirken biz de yekpare olup safları sıklaştıracağız. Genç kardeşlerim, Darülfünun talebeleri, bir gün düşman memleketi işgal ederse ne okuyacaksınız bu mekteplerde? Sorarım size. Vatan esaret altındayken neyin ilmini tahsil edeceksiniz? Topraklarımız işgal edilirse ne sancağımız sürdalgalanacak, ne ezanımız yankılanacak semalarda, ne de vatanımız kalacak. Bu sebep nedir ki Darülfünun talebeleri olarak her daim harp için halifenin sancağı altında bu savaşa gönüllü olarak hazır olmalıyız. Kardeşlerim, içimizdeki firaklara, nifaklara son verin. Vatanımızı, dinimizi, ırzımızı savunacağız. Kardeşlerim, gün birlik olmanın, diri olmanın, bir yumruk gibi düşmanın sinesine vurmanın günüdür. Allah'a yar ve yardımcımız olsun. Allahu Ekber. Bu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermişti. Fakat buna karşılık bugün 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz'in adını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz.